Nasılsınız gençler? İyi misiniz? Bomboleo. Bugün Tom Tom'da Meksika restoranına gidiyoruz. Bu 3 tane peynir ezmesi üzerinde chorizo var. Bu işte klasik guacamole. Bu da aslında bir karidesli ceviche. Ve tabii ki bunların ekmeği olan nachosumuz. Hesabımız geldi. Herkes tahminde bulunacak. Biz bunu niçin yaptık? Bu bütçe zorlanmasını yaşamayalım. Siz de evde daha hesaplı bir şekilde bu keyfi yaşamak için hepimizin böyle bir aslında deneme için yaptık. Sadece ne kadar olabiliyor 7 kişi için fikir versin diye tahmin edeceğiz. 8.700. 7-7.5 arası. Ben de 9 diyeyim. 8.5 diyeyim. 8.650 diyorum. 9.500 diyorum. Ben 10 diyorum direkt. Kazanan Osman Bey. Hayır Burak Bey. Üzülecektim ben bunu. 9.593 TL sen ödüyorsun. Osman kazanıyordu. İkramla çok teşekkür ederim. Birlik tamam. Evet, Burak kazandı. Queso fondido con chorizo mu demeliyim yoksa sen kendisini söylemek istersin Ümmü Gülsüm mıhlama. Bir nevi Meksika mıhlaması olarak da düşünebileceğimiz bir başlangıç yemeği düşünüyorum. Meksika mutfağında barbekü veya da et restoranlarında başlangıç olarak söyleyebileceğiniz sıcak, eriyen ve uzayan bir peynir yapıyorum ben bugün size. Chorizo aslında bir domuz sucuğu olarak adlandırabiliriz. Bugün sucuktan yaptık. Bir parti yemeği olarak da evlerde kullanabilirsiniz. 200 gram kolot peynirini rendeliyorum. Ardından 100 gram keçi peynirini rendeleyip 100 gram krem peyniri ekleyip güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum peynir karışımını çömleğe yayıp kısık ateşte ocağa yerleştirdim. Hellimleri küp küp kesip zeytinyağı döktüğüm tavada bir güzel kızartıyorum altlı üstlü bir şekilde. Rengi dönene kadar kızartıp kenara alıyorum. Yaptığım peynir karışımı ve hellimler kızarırken ben o esnada sucuklarımı kesiyorum. Bir soğanın dörtte birini ve bir acı biberi yemeklik küp küp kesiyorum. Sucuğumu ocağa alıp birazcık zeytinyağında kavurmaya başlıyorum. Sucuklar kavrulmaya başladığında soğanımı ve biberimi ekliyorum. Eriyen peyniri sündüre sündüre güzelce karıştırıyorum. Son olarak hazırladığım sucukları üzerine gezdiriyorum. Kızartmış olduğum hellimleri yerleştiriyorum. İnce kırılmış kişnişlerimi ekliyorum. Siz isterseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Queso fondido con chorizo'muz emrinize amade. Her nachos'da keçi peynirin aromasını ve krem peynirin damakta bıraktığı o efsanevi lezzeti afiyetle yiyebilirsiniz. Refika'nın kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Alta yazın. Alta yazın. Mükemmel bir kanal bu. Bunları yapın ya. 2 dakikanızı almaz. Basın üye olacaksınız. Yorumda Alper çok iyiydi falan. Seni çok seviyorum. Ha. Alper yazdığınızda ya. Eline sağlık Refikam. Mesela. Like da atın ya. Hayat size bereketiyle gelir bu like'lar. Guacamole için öncelikle aslında pica de gallo yapmam gerekiyor. Meksikalıların çoban salatası gibi bir şey diyebiliriz. İçerisinde bu bol soğanlı, bol domatesli, kişnişli bir salata, sulu bir salata. Bunu da ben bol miktarda yapacağım. Çünkü Burak Hoca ve Öykü'nün de tariflerinde kullanılacağı için ben tek ölçüden vereceğim. Onların da kaşık ölçülerini zaten yazmış olacağız. Ben de guacamole'm de bundan kullanacağım. Öncelikle pica de gallo. Bunun kelime kökeninden biraz bahsetmek isteyebilirim çünkü ilginç bir rivayeti var. Pica de gaga, gallo ise horoz demek. Meksikalılar bu yemeği böyle minik minik doğrandığı için bütün ürünleri horoz yemine benzetmişler. O yüzden bu isimle alına gelmiş. Hatta bazı rivayetlere göre de böyle şaka yollu, acısı da çok bol olduğu için çili biberi filan. Böyle horoz gibi böyle didiklemek anlamında, bol baharatla o biz hani içini didikliyor anlamında öyle rivayetler var. Burada kullandığımız domatesin tatlı bir domates olması gerekiyor. O yüzden böyle çeri kadar küçük bir domates değil ama biz salkım domates kullandık. Önce domatesimi dörde kesiyorum. Ondan sonra bıçakla böyle o çekirdekli sulu kısımlarını alıyorum ki sulu olacağı için çekirdekli kısımları da daha da sulandırmasın diye. Etli kısımlarını minik minik böyle sıçan dişi dediğimiz namlı değer burnu az doğurma şeklinde doğruyorum.
Ardından mor soğana geçiyoruz. Mor soğanda yine aynı şekilde sıçan dişi minik minik burnu ağzı şeklinde doğruyoruz. Sıra geldi çili biberine. Çili biberi çok acı biber bildiğiniz gibi. Bunu kullanırken biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ellerinizi falan çok her yere bulaştırmayın, değdirmeyin ki yanmayın daha sonrasında. Ortadan ikiye kesiyoruz ve o çekirdekli kısımlarını ayırıyoruz. Çili biberini acı yapan kısmın aslında çekirdekli kısmının olduğunu düşünüyoruz. Ama aksine o etli beyaz kısımları daha acı. O yüzden çok çok acı istemiyorsanız onları tamamen temizlemelisiniz ki daha sade bir acıda bir lezzet olabilsin. O çili biberlerini de ince ince kesiyorum öncesinde şerit şerit. Daha sonrasında minik minik doğruyorum. Hepsi aynı boyutlarda olması daha görsel olarak güzel olacaktır. Yeşil biberimi de aynı şekilde doğruyorum. Minik minik. Ve son olarak da yeşillik bol kişniş kullanıyor. Tabii ki Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Kişnişleri de ince ince kıydıktan sonra gelelim bütün hepsini birleştirmeye. Öncelikle kasemizde domatesimiz, üzerine doğradığımız soğanlar, ardından çili biberi, yeşil biberi ve kişnişi ekliyorum. Ardından sarımsakları da ezip kaseye ekliyorum. Üzerine tabii ki ekşilik olması gerekiyor. Bunun için lime kullanıyoruz ama ekstra da bizim limonumuzdan da ekliyoruz. İkisini de limonunu sıkıyorum bolca. Ardından tuz, karabiber ve kimyonunu ekleyip karıştırıyorum. Bu harç kenarda bekleyebilir. Gelelim guacamole'ye. Guacamole de Meksikalıların aslında batılmalık klasik bir lezzeti. Çok fazla kullanılıyor. Başlangıçlarda çok fazla tercih ediliyor. Yanında çıtır tortillalarla birlikte güzel bir atıştırmalık. Bunun için de avokado olgun bir avokado olması gerekir ki rahat bir şekilde ezebilelim diye. Bayağı püre haline getireceğiz çünkü. Öncelikle avokadoyu kesip çekirdeğini bıçak saplayarak çıkartıyoruz. Ardından kaşıkla kabuk kısmından, etli kısmının arasından girerek cülüp diye çıkartıyoruz. Avokadoyu havana alıyorum ve bu aşamada avokadoların kararmaması gerekiyor. O güzel yeşil rengini koruyabilmesi için lime ve limon suyunu sıkıyorum. Püre kıvamına gelene kadar eziyoruz. Ezdiğim bu avokado püresini geniş bir kaseye alıyorum. Üzerine yine minik minik doğradığım yarım mor soğanı, yine minik minik doğradığım bir çili biberini ve yarım bağ kişnişi ekliyorum. Bu harcı lezzetlendirmek için tuz ve karabiberini serpiyorum. Kenara ayırmış olduğum o picada gayo'dan 2 kaşık kadar içerisine ekliyorum. Ve bir güzel karıştırıyorum. İyice harmanladıktan sonra artık servise hazır. Bizim genişçe bir sunum tabağımız vardı. Ortası böyle çukur, tam böyle sos ve batırmalıklar için. Bu orta kısmına guacamole'yi ekliyorum. Ardından kaşıkla böyle birazcık bir oyuk şekil veriyorum. Böyle tatlı kaşığıyla böyle döndürerek. Üzerine hazırladığım picada gayo'dan bir kaşık daha böyle yerleştiriyorum ki üstünden o lezzeti de gelsin, bütün suyu aksın, yine lezzetlendirsin diye. Son olarak da ince ince dilimlediğim turp dilimlerini böyle çiçek gibi dizerek sunumu hazır hale getiriyorum. Ve yanında o çıtır lezzetleri biz hem cips kullandık hem de nachos kullandık. İki yanlarına ikisini de dökerek servise hazır ediyoruz. Ve ardından afiyetle batıra batıra yiyoruz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Avokado çoban salata diyebilir miyiz bunun için? Çok doğru. Bugün size Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan agua chili yapacağım. Bu genelde Güney Amerika mutfaklarında rastladığımız bir tarif aslında. Ceviche olarak da duyanlarınız, bilenleriniz belki de vardır. Levrekten yapılır, karidesten yapılır, farklı balıklardan yapılabilir. En basit tabiriyle bir asit marinasyonunun içerisinde pişmiş deniz mahsulü olarak düşünebilirsiniz bunu. Bu tarif için 250 gram ayıklanmış karidese ihtiyacımız var. Yani dilerseniz balıkçınıza da ayıklatabilirsiniz. Ancak evde de ayıklamak sandığınız kadar zor değil. Karidesi yukarı bakacak şekilde tuttum. Kafasını koparıyorum. Zaten altta böyle tel tel ayakları var karideslerin. Onları da güzelce koparıyorum. Sonra sırtına doğru parmağımı geçiriyorum. Böyle kabuğuyla etini ayırdıktan sonra kuyruğundan nazikçe çektiğiniz zaman o karidesin kabuğu zaten tamamen çıkmış oluyor. Tekrar elinizle sırtı yukarı bakacak şekilde karidesi tutup böyle sırtından bıçakla nazikçe, çok derine girmeden çizik atıyorum. Zaten o çiziği attığınız zaman karidesin sırtında böyle siyah bağırsak kısmını göreceksiniz. Onu böyle nazikçe çıkarıp kenara koyuyorum. Bu karidesten çıkan çöp. Güzelce o karideslerimi bozulmamaları için, çünkü diğerlerini ayıklarken karides narin bir balık olduğu için çabuk bozulabilir, çabuk kokabilir, hele ki sıcak havalarda. Ve buz dolu bir kasenin içerisine bir süzgeç yerleştirebilirsiniz. O ayıkladığınız karidesleri süzgecin içerisine koyun. Sonra gelelim tarif için karidesleri nasıl doğrayacağımıza.
Enlemesine karidese bir kesik atın. Sonra küçük küçük 2-3 parçaya, hani nasıl bir büyüklükte yemek isterseniz. Büyük parçalar bırakırsanız o asit marinasyonun içinde pişmesi daha zor olur. Hazır paketli donuk çimçim karidesler satılıyor. Çözdürdükten sonra yine aynı tarifte kullanabilirsiniz. Tarifin devamında kullanmak için bir asit marinasyonuna ihtiyacımız var. 1 dilim ananas, 3 tane de acı sivri biber, 5-6 dal kişniş. Tarifte doğrayacağımız bir salatalık var. O salatalığın da içlerini böyle kaşıkla aldım. Yine bu asit marinasyonun içerisine salatalığın iç çekirdek kısımlarını da koydum. Bir lime'ın suyu, yarım limonun suyu, içine bir tutam tuz ekledim. Onları el blender ile çektim. Böyle sıvı, acı bir marinasyon suyumuz hazır. Bu marinasyon suyunu bir kavun içerisinde süzgeçten geçirerek aktarıyorum. Pürüzsüz, güzel kıvamlı, yemyeşil bir marinasyon suyum oldu. Doğradığım karidesleri de marinasyon suyunun içerisine koyuyorum. Onlar orada pişecek. Burada lime yerine limon kullansam olmaz mı diyebilirsiniz. Limon da kullanabilirsiniz ancak limon lime'a göre biraz daha şekerli bir ürün ve daha az asidik. O yüzden pişme süresi birazcık uzayacaktır. Daha uzun tutmanız gerekebilir. Şekerli olduğu için de orijinal lezzetten biraz uzaklaşabilirsiniz. Öykü, ben sadece bu tarif için taze ananas mı alacağım diyenleriniz de elbette olacaktır. Konserve ananas tabii ki kullanabilirsiniz ama onun da biraz daha şekerli olduğunu unutmayın. Onlar beklerken neredeyse Meksika'daki tüm tariflerin içerisine giren bir pico de gallo karışımımız var. Bu karışımı zaten Adile detaylı olarak kendi tarifinde, guacamole tarifinde anlattı. Çekirdeklerini çıkardığım marinasyon suyunu yaparken içine aldığımız o salatalıkları ince ince dilimliyorum. Salatalıkların çekirdekleri daha böyle süngerimsi bir yapıya sahip olduğu için o acı ve asitle iyice böyle turşu gibi olacaklar. Ve o kıtırlık istediğimiz bir şey bu tarifin içerisinde. O yüzden onların içini marinasyonda kullanıp dışını asıl tarifte kullanmak daha doğru. Herhangi bir şey ziyan olmuyor. Marinasyonun içerisindeki karidesleri, doğradığım bütün malzemeleri, pico de gallo'dan da yeteri miktar ekledim. Bir tutam tuz, bir tutam karabiber güzelce serptik üstüne. Son lezzetini de verdik. Güzelce karıştırdım. Servis edeceğim kasenin içerisine bunların hepsini koydum. Dilerseniz naçoyla, dilerseniz kaşık kaşık, artık yemeğe hazır yemeğimiz. Yedikçe beni hatırlayın. Afiyet olsun. Ben patlıcanlı bir taco ile karşınızdayım. Kanalda biz daha önce takolar yapmıştık. Bir tane hatta cips kaplı var. Burada linki var, görebilirsiniz. Rifkan'ın yaptığı. Bir de benim yaptığım çiğ köfteden taco vardı. Onları da göz atabilirsiniz. Onlar biraz da kendi malzemelerimizle yaptığımız takolardı. Ama bugün yapacağım taco ise bizim Meksika restoranında yemeden önce aslında hiçbirimizin şansı vermedi ama yedikten sonra hepimizin de favorisi olan bir taco oldu. Adı ise Berenha. Berenha patlıcan demek. Böyle tempura patlıcanlı, birazcık uzak doğuya da göz kırpan, pico de gallo'lu, tatlı acı soslu bir taco. İşe önce tortillasını yapmakla başlıyorum. Tortilla yaparken bize mısır unu lazım ama bizim klasik bildiğimiz o sarı mısır unları birazcık kalın taneli kalıyor ve onu açarken çok çatlıyor. Birazdan ince çekim, daha böyle un gibi, nişasta gibi incelikte bir mısır unu lazım bize. Bunun için böyle satılanlar da var. Hatta ben mutfakta buldum. Biri bize yollamış sağ olsun organik mısır unu. Ya da bildiğimiz mısır ununu baharat çekicide çekip iyice toz haline getirerek de kullanabilirsiniz. Ya da hiçbirini istemezseniz lavaşta kullanabilirsiniz. 2 bardak mısırına 1 bardaktan 1 parmak eksik su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz koyuyorum. Bunları önce bir karıştırıyorum. Zaten mısırda gluten olmadığı için uzun uzun yoğurmamıza gerek yok. Aslında birazcık karıştırmak yeterli. Elimi de birazcık yoğurdum. Sonra top haline getirdim. Üzerini de örttüm ve 15 dakika artık böyle hepsi suyu iyice çeksin diye bekletiyorum. Bekledikten sonra o topu önüme alıyorum. Böyle pizza gibi 8 dilime bölüyorum. Ondan sonra Nurten teyzenin bize ta Amerikalardan getirdiği bir tane böyle tortilla kalıbı var. Onu da açıyorum. Açarken ama böyle naylonun arasında açmak gerekiyor. Yoksa yapışıyor alete. Birazcık yağlayabilirsiniz yapışmasını iyice azaltmak için. Herkesin elinde o alet olmayabilir. Bunu açmak için poşetin arasında üzerine böyle bir tencere basıp da aynı şekilde açabilirsiniz. Bir tane döküm tavayı ısıttım. Onları açtıklarımı hop böyle alıp o döküm tavada yine birazcık yağlayıp iki tarafını da böyle 3-4 dakika pişirince zaten tortillalar hazır oluyor. Ondan sonra onları nemli bir bezin arasına aldım ki yumuşak kalsınlar. Sonrasında taco gibi katlayacağız. Bezin arasında bekletiyorum. Siz takosunu yapmak istemezseniz normal lavaşta kullanabilirsiniz. Evet, mısır unundan olmayacak. Ama takoyu kendiniz yapınca birazcık daha hesaplı oluyor. Hatta onu da hesapladım. Size söyleyeceğim. Bir saniye. Küçük lavaşlardan alsanız tanesi 6 liraya geliyor ama kendiniz yaparsanız tanesi 1.6 liraya geliyor. Seçim sizin. Tortillası hazır. Artık patlıcanları tempuralamaya geçiyoruz.
Bunun için uzun ince bir patlıcan var. Ne kadar düz olursa o kadar iyi. Onu halka halka kesiyorum. Çok ince kesmeye gerek yok. Eğer böyle patlıcan kalınsa dilimleri 4'e ve o daha küçükse dilimleri 2'ye bölüyorum. Patlıcanlar hazır. Onları birazcık tuzladım, kenarda beklettim. Tempura'da en önemli şeylerden biri bütün malzemelerin soğuk olması lazım. Niye peki soğuk olsun diye bu kadar uğraşıyoruz? Bunun iki sebebi var. Bir, un soğuk olunca gluten çalışmıyor. Gluten çalışınca ne oluyor? O çıtır çıtırlığı azalıyor. Daha böyle hani o ekmekte böyle çekip uzayan sakızlı bir hal oluyor. Onu istemediğimiz için soğuk olması lazım. Soğuk olmasını istememizin bir diğer sebebi de sıcak yağın içinde soğuk malzeme yatınca çıtırtısı daha fazla oluyor. Bu yüzden soğuk olması önemli. Bu sebepledir ki sodamız buzdolabında, un buzdolabında, nişasta buzdolabında, hatta bütün bu malzemeleri çıkardıktan sonra yine bir buz aküsünün üzerinde her şeyi soğukta yapmaya devam ediyoruz. Buz aküsünü aldım, üzerine kaseyi koydum. Hatta kase emayeydi, onu da öncesinde bir 10-15 dakika buzluğa atmıştım. Sodayı ekledim, bir tepeleme çorba kaşığı una ekledim, bir normal kaşık mısır nişastasını ekledim, tuzunu ekledim ve ondan sonra kabaca çırptım. Burada topaklar bile kalabilir küçük küçük. Önemli değil. Çok çırpmıyorum ki gluten çalışmasın ve tempuramız çıtır kalabilsin. Ondan sonra birazcık hızlı olmak lazım. Tabii ki daha bu tempurayı yapmadan önce yağı ısıtmaya koymak lazım. Yağım kenarda sıcak olsun ki beklemesin. Hızlıca patlıcanları buladım. Şöyle çatalı aldım. Fazlasını salladım. Yağın içine çıt 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 attım. 2-3 partide yapabilirsiniz. Kabınız küçükse az yağ kullanmak için. Böyle hafif altın sarısı renk alınca aldım, salladım ve süzgeçe attım ve orada hemen sıcağı üstündeyken bir tuzladım. Takoları hazırım. Ha, takoları da bir kaide yaptık. Kaide ne? Taco tutacağı. O Meksika restoranında böyle taco holder dedikleri taco tutacağı tabaklar vardı. Bizde o yok haliyle. O yüzden böyle bir kartonu zikzak zikzak katladık. Üstünü de folyo ile kapladık ki o aralara biz takoları koyabilirim. Artık takoları birleştirebiliriz. Bunun için Adile'nin yaptığı pico de gallo vardı. Herhalde Adile'nin yaptığın yarısını ben kullandım. Ve içine birazcık tatlı acı sos ekledim. Normalde aslında tatlı acı sos nedir? Biz uzak doğulu diyebiliriz. Sweet chili sos dediğimiz. Ama burada bu da kullanıyor. Uzak doğuya göz kırpıyor dediğim buydu. Normalde Meksikalıların acı biber reçeli var. Onu da kullanabilirsiniz. Hatta bizim acı biber reçeli tarifimizi de yapabilirsiniz isterseniz. Pico de gallo'yu birazcık bu sosla karıştırdım ki o birazcık kıvamlı olduğu için o salatayı bir arada tutsun. Hatta içine birazcık orada patlıcan da ekledim. Onlar da birazcık onun lezzetini alsın diye. Ama hepsini eklemedim ki o hepsi yumuşamasın. Salata soslu olduğu için yumuşayacaktır. Birazcık onu da kaşırdım ve tortillaların altına öncelikle bu soslu pico de gallo'dan dizdim. Ondan sonra üzerlerine çıtır çıtır patlıcanları koydum. Üzerine tekrar birazcık tatlı acı sostan döktüm. Üzerine kişnişlerini de koydum. Meksika'yı kişnişsiz düşünemeyiz. Birazcık lime kabuğu. O da çok güzel bir lezzet veriyor. Bence de başkalaştırıyor. Yanına da yine misket limonlardan koyduk. Yani lime'lardan. İsteyen üzerine de sıktı yerken. Efsane çıtır tempuralı patlıcan taco hazır ve nazır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sizin için malzemeden kaçınmadık. Aylık maaşı Meksika lokantasına verdikten sonra kendimiz kaça yaptık toplam? Söyle. 136 lira. 136 lira. Burada cipsler para tutuyor. Bunlar 70 lira. Öbür tarafta Doritos kullandık. Guacamole 58 lira. 58 lira. Benim Meksika mıhlamam restoranda 360 TL'ydi. Ben 183 TL'ye. Ama bizimki çok daha küçük. Çok daha büyük. Evet. Ve çok daha lezzetli. Aynen, iki kat. Hepimiz i̇şte doyacağız yani. Şu, bu yemekle hepimiz doyarız. Burak Arpak. Benimki bir tane hesabı mı yapacağım? Bir tanesi benim 14.75 lira. Restoranda bir tanesi 118 lira. Ama porsiyon fiyatı mı? Şeyde... Porsiyon fiyatı işte 118'i 2 ile çarparsak... 136 TL evet. Bir porsiyonda 2 tane mi vardı, 4 tane mi? 268 liraymış. 268 lira. Bir porsiyonda 2 tane varmış. Ve 268 lira. Senin bir tane... 14.75. İnanılmaz. Ben işte 118.4 liraya 8 tane yaptım. Bir de paranın çoğu şu kenardaki dekor olan lime'lara gitti arkadaşlar. Evet, bir lime 15 lira. Ama hepsini kullanmışız. Her tarafımız değil mi? Peki Öykücüğüm, sen karidesi bol buldun diye haber geldi. İki tabak yaptın. Ben haftasında balığa çıkmıştım Boğaz'da. Hocam. Ha, peki. Boğaz'da balığa çıktım. İki tabak yaptım. Yani tabağı 195 liraya geliyor. Çimçim olsaydı daha ucuzaydı ama evet. Çimçim bulamadık. Bir de şey, yani çok çok daha lezzetli dememde bir sakınca var mı? Yok, çünkü çok biraz daha lezzetli çünkü. Evet. Yani orada yediğimiz bir tabak fiyatının yarısına ben burada iki tabak çıkardım. En ucuzu bu oldu. Evet. 9.50 mi? 9.50 fiyatı yani var. Çok güzel. Biz kaç paraya yedik? 200... Neyse.
290 lira yedik. Ama bize bu arada bize hediye ettiler. Yok. Evet. Bize tatlı ikram ettiler. Ben niye tatlı ikram ettiklerini şimdi anlamış bulmaktayım. Sevgiler tatlı restorana. Evet. 9 liraya sütlaç yiyemiyorsun ayol. Çok mantıklı yani. Ben bunu yaparım mesela evet. Evde. Hoş bir sütlacın hafakta. Çok yoğun. Evet. Şunu düşünebilirsiniz. Ulan yapa yapa patlıcanlı takoyu mu yaptınız? Ama o kadar güzel ki. Çok güzel bu. Yani tahmin bile edemezsin. Aynen. Var sen değilsin de. Patlıcanlı takomuz aynı zamanda vegan. Çok sıcak. Bu çok sıcak. Bu videoya abone olmayı unutmayın. 2,5 milyon abonemiz var. Abone sayımızın 3,5 milyona ulaşması gerekiyor ve bu videonun altına minimum 2500 yorum gelmesi gerekiyor. Bütün ekibe %200 zam gelecek ona göre arkadaşlar ne olur. Yorum yapın, abone olun, videoyu beğenin, paylaşın sevdiklerinizle. Meksika mutfağını Meksikalılara nasıl yapıldığını gösterelim hep birlikte. Teşekkürler. Furkan'cığım uzaması da çok güzel olmuş hocam. Sucukla da bence bayağı iyi olmuş. Biraz bekledi. Daha az kapışıyorlar tatlı.